Ripple davası ile ilgili gelişmeleri burada CryptoCoin sitesi üzerinden değerlendireceğiz ve yargıcın da açıklamalarını şöyle bir gözden geçireceğiz diyebilirim. Evet. Diyor ki Ripple davası için sıcak gelişme, yargıç onayladı. SEC ile Ripple Labs arasında devam eden yasal mücadelede önemli bir gelişme dikkat çekti. Yargıç Analisa Torres bir yatırım bankacısı beyan sahibinin ortaya çıkmasına yeşil ışık yaktı. Karar Ripple'ın SEC ile aynı hukuk bürosundan bir yatırım bankacısını içeriyordu. Şirketin beyan sahibinin diyor dahiliyetine ilk başta karşı çıkmasının ardından geldi. Sanıklar arasında endişelere yol açtı. İşte Ripple davası için dikkat çeken en son gelişmeler. Biliyorsunuz ki SEC şu anda olabildiğince hızlı bir şekilde temize gitmeye çalışıyor. Yargıç Analisa Torres'e temiz kararını çok hızlı bir şekilde verdirme çabası içerisine girdi SEC tarafı. Bunun yanı sıra da Ripple bunun tam tersi hareket ederek bir an önce bu kararı itiraz ediyor. Daha doğrusu tamamıyla ortadan kalkması gibi değil. Bunu yapabilme ihtimalleri biraz zor ama şöyle söyleyeyim, olabildiğince böyle ayak diriyorlar ve biraz daha zaman geçirmeye çalışıyorlar diye açıklayabiliriz. Evet. Ripple davası için önemli karar açıklandı. Ünlü hukuk firması Sidley Austin LLP'den hukuk profesyoneli diyor Kunsak, SEC vs. Ripple davası için yatırım bankacısı beyanı rolünü üstlenmesi için Yargıç Torres tarafından izin aldı. Evet, ayrıca bu önemli karar resmi bir mahkeme dosyasıyla açıklandı. Duruşmanın ayrıntıları Sidley Austin LLP 787 Seventh tamam daha bu mahkemenin iyi niyetli bir üyesi olarak yukarıda belirtilen davada yatırım bankacısı beyan sahibi olarak saygıdeğer bir şekilde yer almaktadır ifadeleriyle özetlendi. Devam edelim. Ripple davası için mahkemenin genel amacı ise sürpriz bir şey değil. Daha önce aldıkları ve mühürlü bir mahkeme kararına cevaben gizli bilgilerin ifşa edilmesini önlemektir. Bu karar iki önemli redle ilgilidir. Bunların ilki Sejin Hinman konuşma belgelerinin mühürleme talebi. Bakın bu Hinman belgeleri aslında önemsiz değildi. Tabii bunun üzerinde de çok fazla spekülasyon tabi olmuştu. İşte Hinman belgelerinden mütevellit ortaya çıksın mı çıkmasın mı, işte ne bileyim şöyle mi olsun böyle mi olsun tarzında ya da işe yarayacak mı yaramayacak mı, boşa mı kürek çekiyoruz noktasında dediğim gibi çok fazla muhtelif fikirler vardı fakat yaramıştır. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Zira hareketin başlaması yani buradan Hinman belgelerinin açığa çıkması devamındaysa mahkemenin sona ermesi demeyeyim hiç değilse dava noktasında özet kararın Ripple'ın lehine gelmesi bence tesadüfi bir durum denemez. İkincisi ise Ripple'ın hem programatik hem de kurumsal XRP satışlarından kaynaklanan gelirlerle ilgili bilgileri mühürleme talebi. Yatırım bankacısı beyan sahibinin katılımı kritik zira özellikle SEC'in Yargıç Torres'in özet yargı kararını takiben bir temizi değerlendirdiği sırada devam eden belirsizliklerin ortasında paydaşların çıkarlarını koruma arzusundan kaynaklanmaktadır diyor. Biraz daha bu temiz kararını kısa süreli olarak devam ettirebilecek bir şeydir. Yani daha Yargıç Analisa Torres'in olumlu da olsa olumsuz da olsa bir karar vermesine yönelik süreyi olabildiğince kısaltacak bir meseledir. O yüzden önemlidir. ABD SEC geçici temiz başvurusu yaptı. Doğru. Ripple da buna biliyorsunuz ki olabildiğince hızlı bir şekilde itiraz etti. Evet. Ayrıca diyor yasal drama devam ederken ABD SEC Yargıç Torres'in XRP'nin programlı satışlarının Howey testi tarafından belirlenen menkul kıymet tanımına girmediği yönündeki kararına karşı geçici bir temiz başvurusunda bulundu. SEC mahkemeden temiz başvurusu için izin istemenin yanı sıra mahkeme endişelerini giderene kadar diğer işlemleri durdurmayı da amaçlıyor. Yani Ripple davasıyla yakından ilgilenen Ripple'ın baş hukuk sorumlusu Aldrovandi, XRP'nin bir menkul kıymet olarak sınıflandırılmasına itiraz etmekten ziyade niyetlerinin mahkemeden temyiz için izin almak olduğunu ileri sürerek kurumun duruşunu netleştirdi. Buradaki iddia şu, yani adam diyor ki bunların şu anda derdi yatırımcıyı korumak ya da XRP'nin bir menkul kıymet olup olmadığı noktasında hareket etmek değil. Bunlar doğrudan diyor kafayı şeye takmışlar, işte temize gitmeye takmışlar ve hiçbir şekilde ne yatırımcıyı düşünmek ne de orta yol bulmak gibi olaylardan asla duruşları geçmiyor diyor. Buna benzer argümanları mevcut dava süreci içerisindeyken de kendileri kullandı ve haklılar. Mesela CZ de bununla alakalı açıklamalar yapmıştır. Kendilerine dava açıldığında işte falan tarzında konuştu. Ya diyorsunuz ki biz yatırımcıyı korumak istiyoruz. Keşke Twitter'da size gelen yorumlara bir göz atsanız falan gibi açıklamaları daha önceden de bulunmuş ve yapılmıştır. Bir noktada da haklılar. Fakat Sejin haklı olduğu yerler de var tabii ki. Yani Sejin Binance üzerindeki hakkaniyetin de burada vaki olduğunu görebiliyoruz. Bu da Binance'ın ayrıyeten kendi hatasıdır. Yasal çekişmelerin ortasında XRP'nin fiyatı değişim yaşadı. Son 24 saat içinde %3'lük bir düşüş yaşadı. Yani bunun yasal çekişmeyle bir alakası yok. XRP coin'in fiyatlarındaki değişimin buradaki meseleyle doğrudan bir alakası yok. Yani ben bunu söylemeye çalışıyorum. Burada Bitcoin tarafında ciddi geri çekilmeler, düşüşler yaşandı. XRP coin'de düştü. Yoksa radikal bir durum da olmadığı için biz net bir şekilde dava kaynaklı şu oldu, bu oldu, ne bileyim işte öyle oldu falan tarzında da kesin açıklamalarda zaten bulunamıyoruz. Dolayısıyla sanki böyle spekülasyona tabi olmuşçasına yorum yapmanın pek bir anlamı yok. Bu da kripto para biriminin diyor yazım sırasında 60 cent değerinde olmasıyla son buldu. Bununla birlikte kripto topluluğu içindeki genel duygu olumlu. Zira önümüzdeki süreçte Ripple davası için daha fazla gelişme beklenmekte. Ripple davası için beklenen gelişmeler işte temize gidilecek mi, gidilmeyecek mi noktasında şu anda gelişme olarak adlettiğimiz şeyleri bekliyoruz. Temize gidilecek, fakat bunun yakın zamanda olacağını açıkçası zannetmiyorum. Bu noktada hem Ripple olabildiğince direnecektir. Aslında Sejin üzerine atmış olduğu işte daha manipülatif davranıyorlar kısmını muhtemelen kendileri yapacak ve aslında temize gitmeme üzerine hareket edecekler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.